İran'ın parası nasıl aklanıyor? Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği nükleer program konusundaki ısrarı sebebiyle 2010 yılından bu yana İran'a ekonomik ambargo uyguluyor. Emniyetin hazırladığı ve internette yayınlanan fezlekeye göre İran bu sorunu Babek Zencani ve Reza Zarrab gibi isimleri kullanarak aşıyor. Ambargo, başka ülkelere satılan petrolün bedeli Zencani ve Zarrab gibi şahıslar üzerinden nakit olarak veya külçe altın şeklinde ülkeye sokularak deliniyor. Zarrab ve grubu, komisyon karşılığında uluslararası para transferi ve taşımacılığı yapmakla suçlanıyor. Örgütün geliştirdiği yöntemle İran'ın 87 milyar eurosunun aklandığı belirtiliyor. Fezleke'de eski bakan Zafer Çağlayan ve dönemin Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın İran'ın parasını aklama karşılığında komisyon ve rüşvet aldığı ileri sürülüyor. Peki İran'ın parası nasıl aklanıyor? İran, uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere sattığı petrolün parasını doğrudan alamıyor. Petrolün bedeli, İran Merkez Bankası'nın Türkiye'deki bir kamu bankası olan Halkbank'ta açtırdığı hesaba yatırılıyor. Reza Zarrab burada devreye giriyor. Paravan şirketler kuruluyor. Bu firmalar adına İran'ın parasının yatırıldığı Halkbank'ta farklı hesaplar açılıyor. İran Merkez Bankası'nın hesabındaki para, bir başka İran bankası aracılığıyla Reza Zarrab'ın firmalarının Halk Bankası'ndaki hesabına aktarılıyor. Ardından Zarrab'ın ekibi parayı fiziki olarak çekiyor. Söz konusu para, ya Türkiye'den alınan altınlar veya doğrudan nakit olarak ya da Rusya'da bankalar üzerinde döndürülüp uluslararası sisteme dahil edildikten sonra İran'a sokuluyor. Şüpheliler 2013'e kadar bu yöntemi kullanıyor. Ancak ambargo uygulanan İran'ın adının uluslararası camiada fazla gündeme gelmesi sebebiyle yeni bir yöntem geliştiriliyor. İran'la Türkiye arasındaki para transferine Çin de dahil ediliyor. Bu sistemde de İran'ın Çin'deki paraları Türkiye ve Dubai üzerinden İran'a taşınıyor. 2013'ün Temmuz ayından itibaren Zarrab ve grubu üçüncü bir sistem daha geliştiriyor. Dubai'de kurulan paravan firmalar üzerinden düzenlenen sahte evraklarla hayali ihracat gerçekleştiriliyor. Söz konusu paralar daha sonra Dubai veya Türkiye üzerinden altın ya da nakit olarak İran'a sokuluyor.